Bölgede başka ağaç var mı? Yani bir yerden geliyordur. Direkt olarak. Ha, armutlardan geliyordur. Birinden geliyordur yani. Durduk yere gelmez oraya. Hele 2 yaşındaki de hiç gelmez. Bundan ne alacak? Yani çevredeki armut ağaçlarında vardır. Oradan geliyordur. Armutçulara haber sal, armutlarını temizlesinler. Yani başka bir yolu yok olur. Önce onlar armutunu temizlesin. Hocam az önce sıkıştırma dediniz. Silindirle tepiyorlar yerlere. Bunlar nasıl oluyor? Tarım arazisini mi? Evet, tarım arazisi. Mesela buğdayı ektik. Arkadan tarım çekip tekrar ikinci bir şekilde silindir çekiyorlar. O silindir çekmenin nedeni tohumu sıkıştırmaktır. Çok büyük bir ağırlık yüklemiyorlar onlar. Ama büyük silindirler de var. Büyük silindirle yapılan ağırlık yani... Yani normal bir traktörün vermiş olduğu ağırlığı veriyor silindir. Onun kış mevsimsel olarak dipat patak kullanıyordur. Yani genelde mısır yerlerine, buğday yerlerine, yonca yerlerine bu silindiri çekiyorlar. Gerekçesi şu ya, yani arazi düz olursa uygulayacağımız, kullanacak olduğumuz tarım makinesi özellikle biçer yani, vesaire düzgün olsun diye evet. Yapıyor bunu. Ama bu kışın sökümünden sonra altta kalan yeşil parçacıklar var ya, anız dediğimiz parçacıklar. Evet. Onları da toprağa karıştırarak dip sürüm yapıyor. Dip sürüm yapmadan onun üstüne ikinci yıl ekim yapamaz zaten. Zemini beton gibi yapıyorsun çünkü. Normalde mesela buğdayı ektik. Tırmığı çektikten sonra biz tekrar silindir çekiliyor. Hasatı aldıktan sonra bozup ikinci seneye hazırlık yapılıyor. Başka bir şey olmuyor. Ama bozduğunuz neyle bozuyorsunuz onu? Normal pullukla. Normal pullukla bozuyorsunuz. O pulluğunuz bir sürede aynı şekilde böyle giderse oradan verim alamayacaksınız. Zemin sertleşecek çünkü. Evet. O zemine uygulamış olduğunuz basit toprak en yüzeyi esnektir. Fark ettirmez size. Yani sünger gibi düşünün. Basarsınız, boşaltır. Basarsınız, boşaltır. Yani silindir çekmeyi tavsiye etmiyorsunuz. Hayır, tavsiye etmiyorsunuz. Basıyorsunuz, alıyorsunuz. Basıyorsunuz, alıyorsunuz. Sinyal gibi düşün. Bastım bıraktım, bastım bıraktım. Onun çok su aldığını düşün. Ne yapacak? Basacağım, böyle kalacak. Çok bir gün gelecek ve o incecik bir tabak halinde kalacak ve bütün suyu da sızdıracak. Veya yüzeyinde su kaplayacak. Öyle düşün toprak. Toprak esnektir biraz. O esnekliğini kullanıyoruz şimdi biz. Silindir çekerek. Ya şimdi bize söyleyenler ya, biz de kulaktan dolma bilgilerle gidiyoruz. Sıkıştırdığın zaman vermiş olduğun tohumun hepsi büyüyor. Büyüyor diye. Doğru söylüyor. Sıkıştırdığın zaman çünkü tohum belirli bir alanda sıkışıyor. Gelen canlı da dışarıdan yiyemiyor. Mesela yani karıncalar toplayamıyor. En büyük etken o. Ama karınca da bu arada o yüzeye çıkmıyor. Evet. Sıkıştığı için o yüzeye çıkmıyor. O yüzey dediğimiz şey zaten 15-20 santimlik bir alan. Oraya karınca çıkıyor. Aşağıda yaşıyor. Ama söylediğim gibi yine o 20 santim yani bizim sıkıştırdığımız o baskı uyguladığımız yer bir süre sonra taşlaşır. Onun için de zaten pulluğu kullanıyorsunuz. Örneğin eskiden kültivatörle direkt çeker çıkardınız. Kazayağıyla direkt çeker çıkardınız. Veya hafif bir çapa çeker çıkardınız. Ama şimdi pulluğu kullanıyorsunuz. Yarıyorsunuz yani toprağı. Ve su kaybına da neden oluyorsunuz bunun için. Kuru zeminde yaptığınız için önce. Islamanız gerekiyor suya karşı. Ben olsam silindir çekmem. Çok büyük verim artışı sağlıyor mu? Hayır, biz daha iyi çekmedik de yani. Hayır yok, yapanlar da sağlıyor muymuş? Yeni için görüyoruz mesela çevre köylerde. Ama biçer dönerle düz oluyor. Bakın, evet, biçer döner olsun, ol biçme olsun. Yani kolay olduğu için taşları mesela, büyük taşları tepiyor silindir. Kafa gibi taşları mesela, zarar vermiyor makineye. Doğru, haklısın. Bir avantajı daha var. Bundan konuşarak söylüyorum ben bunu. Biçer dönerlerin ayarları zordur. Evet. Her kot düştüğü zaman, yani bir çukurluk bulduğu zaman o ayar sistemi kaçar ve tane kaybını arttırır. Bunun artışını önlemek için de yapılan bir uygulamadır bu. Zemin düz olursa tane kaybını minimize ederiz. %25'tir Türkiye'deki tane kaybı. 1998 yılında ben master'ımı yaparken diyeyim. Tane kaybı üstüne çalıştım çünkü. Az buz bir tane kaybı değildir yani o tane kaybı. Bizim buralarda daha çok. Niye? Engebeli herhalde. İşte engebeli arazide çok olduğu için zaten silindir çekip araziyi düzlüyor. Şimdi bir makine var. Bu Konya'da kullanılıyor. Arazinin yukarıdan aşağı kotunu alıyor. Kendisi ip çeker gibi bütün araziyi toprak yayarak dağıtıyor. Lazer dedikleri? Lazerle. İp çeker gibi bütün araziyi silindir çek diye. Araziyi dümdüz ediyor. Bir sorunu yok.
yağmurdan sonra bir daha girmesi gerekiyor. Tek sorun o. Çünkü yağmurda ilk yapılan yer göçer. Engebe oluşmasın diye bir daha giriyor, biriktiriyor. Lazerli makinelerle aracı düzletiliyor. Peki bir de şunu soracağım. Buyur. Yulafı biraz buldaya ektik. Çıkışmaya başladı. Tekrar ikinci bir kez silindir çekiyorlar. Bunun artısı veya eksisi nedir? Şimdi mantıken düşündüğün zaman ikinci bir silindir çekmesinin nedeni şeyin yüzeye çıkmamasıdır. Tohum çıkarken ilk hamlesinde kolay çıkmaz. İlk çıkıştan sonra patlaması zor olanların kolay çıkışını sağlamaktır. Bir de ilk kökler şöyle söyleyeyim. Çimden örnek alın. Çim hiç çimleme gördünüz mü? Çim yaparken toprağa patlatır. Sert olduğu için zeytin. Şey de patlatıyordur. Buğday da ilk çıkışta patlatıyordur. Onun patlatmasını da düzeltmesi gerekir bir şekilde. Onun için o silindiri ikinci kere çekiyorlar. Biz de çim çıkarken çektiririz. Çünkü peyzaj alanı. Çim çıkarken direkt çektiririz. Aslında bütün tohumlar için çektirilmesi normal gibi. Ama belirli bir zemine kadar. Ekmiş olduğumuz hasatın Ocak Şubat ayına kadar koyunları gezdirmek için hasat toplamak için yardım ediyoruz. Fayda veya hasat derken yine? Yine aynı şekilde ufaklığı gelip buğday ektik mesela veya yulaf ektik. Yatmasın diye koyunları salıyorlar. Sadece koyunun dışkısından yana sonu çekersin. Aslında orada çok yüksek. Yakarsın. Ne gibi? Yani kulakın kardeşlenmesi. Bastıkça çünkü o yayılır. Olur diyorsun. Hayvan basıyor ya. Aşağıda yayan kötü. Öbürünün doğal bizler gibi çalışır. Bizim sorunumuz nedir? Yaşlanmaya doğru evleniriz. Şöyle bir bakayım, bayan yok, tamamdır. Kadın arkadaş yok değil mi, aramızda yok. Yaşlanmaya doğru evleniriz. Derdimiz nedir? Aman öleceğim, dönmüyoruz. Daha kavgamız budur. Bütün... Bunu da hiç hatırlatmıyorum. Sorunumuz budur. Bütün canlıların sorunu budur. Şimdi hayvan gelip bastığı zaman öbürünün öleceğini hissi uyanır onda, kardeşini atar kenara. Fi de böyledir. Kardeşini hemen salar kenara. Yonca da böyledir. Nesli yürüsün diye hemen boşluk bulması için bir tane kardeş. Çok salar. Basıldığı zaman zanneder ki ben ölüyorum. Hayır. Biz aslında onların kandırmasını çok sık yaparız. Futbol çağı sahalarında uzun süre çimlere basmayın denir. Bizim çim alanlarınızda çimlere basmayın denir. Yanlış bir uygulamadır. Aslında bazı çimlere onlar tek kök çıktığı için kardeşleşir. Basıldıkça kardeşleşir. Bazıları. Ya genelde biz mesela hayvanlara kaba malzeme şey yapmak için ekiyoruz yulafları, buğdayları. Yürüsün üstünde ne olacak? Koyunları gezdirebiliriz yani. Gezdirsin. Bizim için avantaj. Tabii ki. Ne kadar sık çıkarsa o kadar fazla verir. O kadar iyi. Evet. Peki yoncaya. Isaklar iyi. Evet. Yoncaya değineceğim. 2 yıldan sonra 3. yıla girdi mi yonca da verim düşüklüğü oluyor. Veyahut da yoncaya sulama yaparken nasıl gübre uygulaması yaparız? Yine suyla mı? Normal serpmeyle mi? Ben olsam yoncaya da aynı şekilde yaparım. Suyla yaparım. Çünkü yakarsın yoncayı, uğraşıp durmak lazım. Yani yoncaya da riske girmene gerek yok ki. Azotlu gübre atacaksın sonuçta nasıl? Ama yonca da bir azot. Şeker mi aç? Hayır, şimdi ben bunda tereddüte düştüm. Benim mesela ben 20 dönüm yoncam var. Bu sene 4. sene yonca bitti. Yonca bitti. Evet, bitti. Kökleşme yapmıyor mu? He? Kökleme yok. Hayır, yok. Bazı yerlerinde var, bazı yerlerinde yok. Yonca köreldi. Şimdi başkasını atacak arkadaşlara da sorduk. Dediler, şeker atacaksın. Biri geldi şeker atacak. Biri geldi üre atacaksın. Üre atmadı belki. Biri geldi, şu kesinlikle dedi şekerle göre üre atlıyorsun, alt gübre satıyorsun. Şimdi, ben de aynı yanımda düştüm. Hayvanların otladığını varsayarak konuştum ben de. Azot atarsanız boyuna gider ürün. Evet. Ama seyrekleme yapıyor. Şimdi ona geleceğim ben. Seyrekleme yaptığı için şeker atarsın. Ben şimdi hangisinden dolayı yaptığını bilmiyorum. Ama seninkisi aşağıda kardeşleşme yapmıyor. Senin normalinde alt gübreyle kardeşleşmeyi sağlaman gerekiyor.
üçünü de kullanırsın. Al kurtar al. Yani sezon bitiminde kışa girirken al kurtarır. Tamam kurtarırız alt gübre. Kurtarırız.